Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün çok şık bir maça bakacağız. E4, C5, At F3, At C6, Sicilya savunmasında Magnus Carlsen'in tercihi At C6 olmuş. Enver ile Magnus'un bir maçı World Billist e oynanmış. Umut Barış Akbulut gönderdi maçı. Kendi çabası için çok teşekkür ediyorum bu arada. D4, C alır 4 At alır 4 Ben maçı çok beğendim. At F6 birazdan sebebini göreceğiz. At C3 ve siyah E5 oynamış. Evet Pelikan'la alakalı çoğumuzun geçmişte enteresan anıları var. Yani D6 karesi bakın çok zayıf. Satranca yeni başlayan e, kişilere kesinlikle bu devam yolunu önermiyorum. Çok fazla zayıflık verildiği için. Ama tabii ki siyahlar bunu tercih ediyor. Birazdan sebebini göreceksiniz. At D5. D6 bakın A6 tarzı bir hamle yapılırsa at D6 oynayacak beyazlar. Fil D6, vezir D6 sonrasında buradaki en önemli zayıf kareyi kontrol eden filden vazgeçmek zorunda kalıyor siyahlar. Dolayısıyla mantıklı değil. Yani taşların değeri organik olarak konumda değişebilir. Yani fil attan daha değerli bu arada. Evet, biraz daha değerli ama organik olarak sizin değerlendirmeniz gerekiyor. Daha iyi satranç oynayabilmek adına. Siyah d6 oynuyor. Ana fikri vezirin bu kareyi kontrol etmesi ve şimdi at d5. Bakın beyazlar baskıyı arttırmayı beklerse, örneğin mesela file 2 oynarsa, file 2 rok atmaya çalışsın. Siyah a6 ve 5 gibi çok hızlı gelecek. Bakın çok hızlı bir örnek göstereyim. File 2, a6, at a3, b5 ve artık siyah kontrole geçirdi. Bu kontrol ele geçirmeden tabii ki böyle devam yolu da var. Beyaz'ın hızlı bir şekilde aksiyon alması lazım konumda. Ve konumumuzda arkadaşlar tam olarak bu konumda at d5 hamlesi oynanmış. Atılır d5, e alır d5 ve at eydi. Burada at b8, at d7, at c5 gibi çok ilginç fikirler var. Genel kültür olması açısından söylüyorum. At e7, at g6 gelip feve sürmeye çalışılan çok önemli fikirler var. Ama aklınızda kalması gereken temel bir nokta var. O da şu. Piyon yapısına baktığınız zaman aslında konum size yapılması gereken stratejiyi böyle alttan alttan söyler. Bakın burada piyonlar D6 E5 şeklinde kalmış. Ya yani bu piyonları çok fazla süremeyeceğiniz belli. Ama bu piyonlara bir yardımcı gerekli. C altında bir yardımcı piyonumuz yok sevgili dostlar. Burada bir yardımcı piyonumuz yoksa tabii ki F altında bir yardımcı piyon kullanmalıyız. Yani F5 sürülmesi gerektiği aslında konum tarafından söyleniyor. Tabii F5 hemen de sürebilirsiniz. Biraz bekletebilirsiniz. Belki G6 fil G7 rok atacaksınız. Sonra F5 süreceksiniz. Ve sonuç olarak siyahın şah kandından oynamaya devam ettiği bir konum olacak. Buna karşılık beyazlar Bakın vezir kanadında 4 tane piyona sahip ve siyahların da bu kanatta şu an 3 tane piyonu var. Dolayısıyla 4'e 3'lük bir üstünlük olduğu için piyon üstünlüğünün olduğu taraftan oynamak daha mantıklı olduğu için beyazlar da hızlı bir şekilde C4, B4, A4, c 1 C5 gibi gelmeye çalışacaktır. Şimdi oyunumuzda beyazlar önce A4 oynuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi A4'ün fikri nedir? Fikir şu A6 oynandığı zaman örnek veriyorum bu at C3'e gidebilir ya da A3'ten. C4'e gidebilir. C'nin B5 aramasını istemiyor. Ve aynı zamanda bakın burada alan kazanmaya çalışıyor. Bir de bu A4'ün çok güzel bir ince fikri var. Onu şans söylemek istemiyorum spoiler olmaması için. Çünkü size sormak istiyorum onu. Siyah at G6 oynamış. Bu at G6 çok fazla beğenilmemiş makine tarafından ama normal insani bir hamle. Yani burada gelişen bir şekilde devam etmeniz gerekiyor. Yani at F5 oyna gibi öneriler var ama at G6 bence insani bir hamle. Çok eleştirme açık değil. Beyaz A5 sürüyor. MvL. Gelişme devam. Bakın A5'i de beğenmiyor ama A5 de bana sorarsanız insani bir hamle. Çünkü zaman kaybetmeden e, rakibinize ben buradan geliyorum korkusunu yaratmanız gerekiyor. File'yi de oynamış siyahlar. File 3. Bakın a diye bir saldırı var. Ve siyah kısa rok atmış. Tabii ki burada A6 gibi bir hamle neden oynanmadı diye sorabilirsiniz. Oldukça kolay. Fil B6 gelir beyazlar. Ver vezir der. Vezir kaçtığınız zaman atçıydı. Ver kaleyi. Ver şahı güzel bir çatalla oyun noktalanırdı. Bu sebeple bu konumda sevgili arkadaşlar siyah kısa rok atmış ve beyaz da fil çarpı ayı alıyor. Fil ayı almak normalde aç gözü gibi gözükebilir. Ancak beyaz konumu geliştirebileceği bir kare arayışında. O karede B6 ve C7 karelerinin kullanımı. Bu kareleri ele geçirmek için tabii ki bu piyondan kurtuluyor. Çünkü artık fil B6 oynayabilecek. Fil ayı diye fil ID. Fil B6 makineyle arası pek iyi değil herhalde Kalsen'in. Chesscom'a sattı kendi şirketini ama Chesscom hamleleri pek beğenmiyor Karlsen'in. E, şaka yapıyorsun arkadaşlar. E, tekrar açıklamak isterim. Bu maç ağır bir tempo maç değil. Blitz şampiyonası yani hızlı satranç. E, dolayısıyla daha fazla e, hata yapılması mantıklı. Burada yani Blitz'te ben Blitzvari Ferapiti seviyorum. Psikoloji yönetmek daha değerli oluyor. Yani daha böyle sanki doğru hamle yapıyormuşsunuz işte daha böyle bir baskı altındaymış gibi hissetmeniz çok çok değerli. Çünkü yavaş oyunda hani çok psikoloji tabii ki önemli ama yavaş oyunda eee hamleniz kötüyse mesela rakibiniz de iyiyse istediğiniz kadar böyle dans edin masada hiçbir anlamı ifade etmeyecektir. Ama burada öyle değil çünkü süre yok. Yani rakip size baksın psikolojisine mi baksın, baksın yüzüne mi baksın hamle hesaplası zor. Vezir C8 oynanmış ve şimdi arkadaşlar neden A4 A5 oynandığını görüyoruz. İsteyenler videoyu durdurabilirler. Beyaz burada kale A3 oynuyor. Çok önemli bir hamle. Oyundaki en şirik hamlelerden bir tanesi bence. Şimdi bu kale hem kanına ata destek olabilir. Hem de kare C3 gelerek yani fikir bu. C7 karesine sızabilir ve C hattında baskı hattı bir bakın oyunda yarı açık olan en önemli hat C hattı şu an. Çünkü çok önemli karelere ulaşabiliyorsunuz. Değerlendirme çubuğuna baktığımızda artı 1.12 beyazın artık üstünlüğü artmaya başladı. Şimdi tabii ki Magnus Carlsen buradaki hatta uğraşmak istemediği için filinden vazgeçmiş. Fil çarpı 5 fil çarpı 5 ve, ve şimdi de fil de 8. Yani Carlsen'in bu savunma fikri oldukça profesyonel duruyor. Çünkü taşları burada azaltmazsanız beyaz baskıyı arttırıyor. Buradaki fil çifti oldukça güçlü ve birçok kareyi kontrol ettiği için Gansel lanet olsun deyip bir tane fili kesmek istemiş. Böyle çok baskı yediğiniz durumlarda bir tane fili kesmek şöyle mantıklı. Atıyorum siyah renkli filleri keserseniz siyah kareleri kontrol eden fili. Sonrasında en azından taşlarınızı siyah kareye koyarak biraz daha konum geliştirebilirsiniz. Ama hem beyaz hem siyah kareleri kontrol eden fillerle kapışmak, çarpışmak çok zor gerçekten. Şimdi MVL burada fil de 8 almış. Kal de 8 ve sakince rok atıyor. Buyurun diyor. Sizi bekliyorum diyor Magnus Bey. Şimdi rok hamlesi de beğenilmiş. Bana göre insani bir hamle. Hani daha hızlı atak yapılabilir belki diye düşünüyorum. Ama rok gayet insani bir hamle. Siyah. Vezir C5 oynamış. Ver fili diyor. Vermem diyor beyazlar. C4 oynuyor. Vezir ve 4 ve buradaki hamle çok şov. Ama çok şık bir hamle. Size soracağım. Bu arada videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmuyoruz. Ve buradaki hamleyi bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar Maxim burada Vezir A1 oynuyor. Evet bu hamleyi beğenmiş sonunda Çeskom. Ee, evet bu hamle neden ünlem arkadaşlar? Şu yüzden ünlem. A5 piyonu çok değerli. Bu piyonu vermemek lazım. Ve bu piyonu vermeyip bu veziri sökebilirseniz buradaki 4 piyon çok güçlü olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü 4 piyona karşı 2 piyon savunmak çok zor. Bir de A piyonu B piyonu ile değiştirilebilir. Ve B piyonu ile değiştirdikten sonra Bakın bu B piyonu ortadan kalktıktan sonra A piyonu beraber bu piyonlar daha da güçlü olacak. Çünkü bu P, B piyonu biraz ortada. Yani 3 kareyi birden kontrol eden bir piyon. Ve zira o yüzden gayet mantıklı. Siyah at F4 oynuyor. Ata kalkıyor. Şimdi at E2 gibi tehditler var. Kaleyi bir oynamış. Maxim. Vezir e 2 Geliyorum diyor. Geliyorsan gel diyor Maxim. Şah F1. Nereye geliyorsun? Ben buradayım diyor. Çünkü yapabilecek bir hamle de yok. Yani Kalsen'in bir şekilde şu g 2 erişmesi lazım ama at, Vezir G5, Vezir G2 oynayamıyor. E4'e de gidemez. Kale var. E d e de gidemiyor. Yani aslında kahraman kaleler her yeri kont ediyor gerçekten. Norveç'i abluk altına alan Fransız kalleleri videomuzun başta çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi siyah tabii ki konumu karıştırmak adına bir girişimde bulunması lazım. E4 tercih etmiş. At D3 oynayacağım diyor. F2 belki alırım. Belki Vezir F4. Belki eşe dosta selam veririm diyor. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Arkadaşlar Maxim çok profesyonel bir şekilde burada senle uğraşmak istemiyorum diyor. Ve bez vezirce bir oynuyor. Carlsen'in sürekli yaptığını Carlsen'e yapıyorlar. Yani hani derler ya yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına yapmayın. Burada Maxim bunu yapıyor. Ee, ve vezileri kesiyor. Şimdi vezileri kesmenin şöyle bir olayı var. Beyaz piyon önde üzerine fil var. Ve alan avantajı da beyazda. Dolayısıyla bezlerin kesilmesi Maksim'in işine yarayacak ve veziri kesmeme şansını yok. Veziri kaçamıyorsunuz. Arkada at boştu. Vezir cebir alınmış. Kale cebir. At d3 ve burada inanılmaz bir hamle. Çok ipucu verdik ama bu maçı seçmemizdeki bir hamle. Sizce beyaz burada ne oynamıştır? Videoyu durdurup düşünün. Evet Umut'a tekrar teşekkür ediyoruz bu maçı attığı için. Kale çarpı d3 ve oyun sonu ustası Magnus Carlsen'e ben sana Fransa'da oyun sonunun nasıl oynanması gerektiğini bugün göstermek istiyorum diyor ve kalitesini feda ediyor. E çarpı D3 ve B4. Bakın bu bir stratejik feda. Taktik feda değil. Yani hemen bir galibiyet yok ama stratejik olarak Maxim çok önemli kalori kontrol ettiğini düşündüğü için hemen bunu alıyor. Bunu alınca da B4'ü patlatıyor. Artık kalesinin buradan bir girişi kalmadı. Sadece H kaldı. D piyonunu koruması imkansız zaten. Burada kale C8 oynamış. Kale D3, ver piyonu. Kale C7. Bakın kaleyi oyuna sokabilecek bir rota bulmuş Karsen. E7 rotası. Kale 3 Kale 7 Ve devam ediyor Maxim Gel kaleleri de keselim diyor. Kale E3. Şimdi Şah F8 oynanmış. Sevgili arkadaşlar. Şah F8'e Şah E2. F5. Şah D3. Birer tane kale kesilmiş. Ve Maksim piyon olarak biraz daha piyonu yaklaştırmış olay yerine Şah E7. Şah D4. Kale F8 ve Maxim artık her şey hazır. O zaman hareketimizi yapalım diyor. Ve C5 sürüyor. Çok çok önemli bir hamle. Bunu alırsanız beyaz isterse piyon olabilir. isterse şah alıp içeri de girebilir. Dolayısıyla bu piyonun burada bulunması gerekiyor. Savunma taşı olarak. Karsen F4 sürüyor. Çünkü kaleden yararlanması lazım. Hatların açılması lazım. Maxim E4 sürüyor. Hadaçamazsın diyor. Karsen f sürüyor. Ve Maxim bu hamleye g f3 alıyor. Çünkü sen kale f3 alamayacaksın diyor ki Karsen gerçekten alamıyor. Çünkü kale f3 alırsa arkadaşlar burada. Yani kale f3 alındığı anda c d6 alıp şah d6 sonunda e5 sürecek. Bakın çok hızlı beyazlar geliyor. Yani buna savunmak imkansız. Hem filan bir var. Dolayısıyla burada kale f4 gelerek Olur da cd6 alınırsa e5 sürülmesini engellemiş oldu. Çünkü kale buradan piyonu açmaza almış oldu. A6 sürüyor o zaman Maxim. Ben buradan geliyorum diyor. B çarpı 6. Alınmış hızlı bir şekilde yapılacak pek bir hamle yok. File 6. G5. Karşı oyun denemeleri. B5. Maksim geliyor. Karsen geliyor. Maksim geliyor. Karsen geliyor ama. Bakın burada Karsen'in konumu dağıtma girişimleri çok sonuç vermeyecek. Çünkü siyah renge boyanmış bir taş yok. Yani hiç satlanıcı bilmeyen biri bu tarafta hiç siyah taş yok diyebilir. Bu sebeple de 5 alınmış. Şah C5. gf 3 Vezir çıkma imkanı bakalım yaratılacak mı? D6 şah çekiyor. Basitçe Maxim şah D diye. Fil 5 ara hamle. Çok güzel. Siyah kaleleri piyonların kullanımına bırakıyor. Beyaz kaleleri de kendi filine bırakıyor. Şah E6. Fil C4. Bir şah daha. Şah E5 ve B7. Vezire gidiyorum Karsancım diyor. Kale F8 de D7. Karsancım buradan da vezire gidiyorum diyor. Karsan F2 oynayınca de Şah C6. Artık bu piyonlara şahta yardım edecek. Şah D4 ver fili diyor Magnus. Ancak FIFA bir sonrasında Magnus terk ediyor. İnanılmaz bir oyun sonu performansıydı. Çok beğendim. Özellikle bakın bu piyonlar artık çaresiz. Yani onu da göstereyim Şah oynanacak. Sonrasında piyonla vezir çıkacaksınız. Siyah kaleyi feda etmek zorunda. E bu sefer de diğer piyon vezir çıkacak ve mat edeceksiniz. Yani burada kale D3 fedasının yapıldığı yer bence oldukça güzeldi. Onu göstereyim size tekrardan. Bakın burada çift verdik. Biz vermedik gerçi otomatik verilmiş. Kalde 3 gibi bir hamleyle beraber oyun sonu şampiyonuna oyun sonu en iyi oynayan oyuncuya oyun sonu dersi verdi Maxim. Kendisini kutluyoruz. Videoyu beğendiği şu tıklamayı unutmayın. Maç hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Sizce Maxim nasıl oynadı? Kalsen'i nasıl avladı? Yoksa Kalsen rakibini küçümsedi mi sizce? Nerede hata yaptı? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.